Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün yine sizlerle evlerimizdeki can dostlarımız için güzel bir kıyafet çalışması yapacağız Kıyafetimizi kedilerimiz ve köpeklerimiz giyebilir Ama kıyafet giyme konusunda kediler daha hassas giymekten çoğu hoşlanmıyor Sürekli e, yalanma ihtiyacı hissettikleri için Minik e, köpeklerimiz için ise iki buçuk kiloya göre bu ölçülerimiz tam ideal Eğer sizin evdeki yavrunuz daha büyükçe ise Ölçüleri lütfen şurada hatırlatacağım yerden boyun kısmından büyük başladığımız zaman hiç sıkıntı olmadan aynı şekilde evimizdeki yavrumuzun ölçülerini alarak örebilirsiniz. Burayı büyük başladıktan sonra şu kısmı zaten normal bir şekilde öreceğiz. Buradaki sadece büyük kilosu büyük yavrularımız için şu boyut değil de. 3-4 sıra daha yani göğüs ölçüsüne göre ölçerek bu kısmı da büyütürseniz çok çok güzel olacaktır. Tabi bacak aralarını yani patilerinin arasını da biraz daha zaten geniş başlayacağımız için ayırarak yaparsanız emin olun hiç sıkıntı yaşamadan öreceksiniz. En azından bir defa ördükten sonra bu bir fikir olarak sizde kalacak. Nerede, nasıl, ne şekilde yapılmamız gerektiğini daha güzel fark edebileceksiniz. Bakınız kapış önünü ördüm. Şu şekilde kulaklarının çıkması için iki tane yerimizi ayarladık. Şöyle görelim kulak ölçüsüne uygun minik bir de pompon yaptık. Şöyle görelim. Şu şekilde gayet Hoş bir çalışma oldu. Göbek kısmı, karın kısmını ihtiyaçlarını giderebilmesi için biraz daha kısa ördük. Sırt kısmını ise daha uzun bir şekilde ördük. Şöyle çevirerek bakacak olursak gayet güzel bir çalışma oldu hemen. Ölçülerimize de bakalım ona göre yavrularımıza uygun kıyafetler örelim havaların serinlediği bu günlerde ölçülerimize de geçmeden önce kanalımıza abone olarak beğeni ve yorumlarınızı bizleri desteklerseniz çok çok mutlu oluruz. Evet şöyle tam pomponumu yaptığım yerden ölçüyorum 37 santim kapış önden diğer hemen yaka kısmından kapış önden değil yakasını şuradan başlıyorum. Bakınız krem rengi olan kısımdan 26 santim genişliğine bakmak istiyorum bakınız boyun kısmı boyun kısmı 11 santim ama tabii ki bakınız şu şekilde açılacaktır çok da fazla büyük yaparsanız genişleme yapacağı için çok da bol olabilir 16 santim hemen kol üzeri aşağıya doğru şöyle baktığımız zaman 20 santim olduğunu görmekteyiz. Ölçülerimize bu şekilde baktık ve kıyafetimizi şöyle gördükten sonra hemen yapımına başlayalım. Yapımında gördüğünüz gördüğümüz gibi minik minik nohutlar kullandım. Bakınız model olarak lastiğimizi ve nohutlarımızı uygun bir şekilde ördükten sonra kapış önümüzü de en son ördük. Şöyle bakalım aşama aşama sizlerle birlikte çalışmamızı başlatacağız. Evet şöyle kulak yerlerimizde gördükten sonra kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizi örmek için iki renk kullanıyorum ve üç buçuk numaralı da tığımı kullanıyorum yumuşak olsun diye. Evet açık renk olan ipimizle boyun kısmının lastiğinden örmeye başlayalım. Önce zincirimizi çekelim. Yavrumuz hangi büyüklükte ise onun boynuna uygun olarak zincirimizi çekelim ki tam denk gelsin. Şimdi düğümü attım ve çekiyorum. 1 2 rahat rahat bakınız. 3 gevşek çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30 30 zincir çekiyorum ben pomeryan için örmek istiyorum iki buçuk kilo bakın boyun kısmı şu kadar birazcık daha büyütmem gerekmekte 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 şöyle baktığımız zaman rahat olacak gayet rahat biraz da açılma payı olacak 40 zincirimi çektim. Şöyle bırakıp sizin örgünüzle de kıyaslamak için santim olarak ölçü vermek istiyorum. Tam 21 santim benim zincirimin ölçüsü. Şimdi hiç zincir ilave etmek sizin trabzan örmeye başlayalım. Ve sayıyorum bakınız. 1 2 3 4 5. 5. zincirin içerisine gelerek batalım. Bir defa başını dolamıştım bakınız. Bir çıkıyorum. Doladığımı alıyorum. Diğerini. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincir yuvasına giriyorum. Çıkıyorum. Doladığımı alıyorum. Sonra diğerini. Tekrar tığımın başına ipi alıyorum. Sıradaki zinciri. Bir. 2 doluyorum yuvaya giriyorum 1 ve 2 iki. ikili trabzan şekliyle bütün zincirimizi örerek tamamlayalım. Son zincirimize kadar örerek geldim. En son zinciri birlikte yapalım. Giriyorum. 1 ve 2. 1 2 3 tane zincirimi çektim örgümün arkasını çeviriyorum. Şimdi lastik öreceğiz. Lastik örgümüzü ise bakın her trabzanı birer defa örüyoruz. Aşağıdaki trabzanların üzerine birer defa örerek ilerleyeceğiz. Şimdi zincirimiz ilk trabzanımız içinde. İkinci trabzanım için tığımın başında oluyorum. İkinci trabzanıma şu şekilde bakınız yandan giriyorum. Sadece bu trabzanımı alıyorum. Bakınız şu şekilde tepesine batmadım. Yandan giriyorum. Çıkıyorum. Doladığımı bir, diğer ilmeğimi iki. Bakınız iki seferde kapatıyorum. Tekrar tığımın başına doluyorum. Bir sonraki trabzanım ise lastik ördüğümüz için arkadan giriyorum. Trabzanımın üzerinden batırarak diğer taraftan çıkıyorum. Şu şekilde. Bakınız. Sıradaki trabzanımı şöyle arkadan girdim, batıyorum. Tek trabzanımı aldım. Bakın şu şekilde. Ve ipimi alıyorum. İpimi geçirdikten sonra önce doladığımı, sonra ana ilmeğimi örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yandan, bir yandan, bir ardından giriyoruz. Yandan giriyorum. İpimi çıkarıyorum buradan. Daha sonra doladığımı örüyorum ve sonra ana ilmeği. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız ördüğü için biraz daha ayrıntılı anlatmak istedim. Diğer arkadaşlarımız için tekrar olabilir ama onlar hızlıca yapıp geçsinler. Tığımın başını doluyorum. Yandan önce ipimi çıkarıyorum. Daha sonra doladığımı sonra ana ilmeğimi. Şimdi arkadan tekrar çıkarıyorum. Bakın her seferde başını doluyorum. Arkadan giriyorum. Tek trabzanımı ittiriyorum. Bakınız diğer tarafından çıkıyorum. Şöyle önce ipimi çıkardım. Bir iki. Bu şekilde bütün trabzanlarımızı birer birer yaparak sona doğru ilerliyoruz. Boyun lastiğini yapmaktayız şu anda. Bir yandan bir arkadan şiş örgüsünde bir ters bir düz örgüye karşılık gelmekte. Şöyle görelim bakın. Diğer taraftan da tamamlayalım. Son iki tane trabzanımız kaldı. Son iki trabzanımı da örüyorum. Sıraya uygun olarak arkadan ördüm. Son trabzanımın da tepesine batıyorum. Bir, iki. Evet. Sıramızı, ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi üç tane zinciri bitirdiğim yönde çekiyorum. Bir, iki, üç. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. üçüncü sıramızı örmeye başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bakınız. Dışta kabartılı bir tanesi, içte, dışta, içte şeklinde oldu. Dıştakileri yandan giriyorum. Örüyorum. İçte olanları yine tığımın başını doluyorum. Arkadan alıyorum. 1 ve 2. Tekrar dışta kabartılı olanları yandan giriyorum. Lastik örgümü uyum içerisinde devam ettiriyorum. İçte olanları arkadan şu şekilde bakınız. Lastiğimizi alttaki örüntüye uygun olarak ördüm ve en son bölüme geldim. Bakınız son trabzanımı örmek için hazırım. Zincir çekerek ördüğümüz yeri tığımın başını doluyorum. Şöyle tepe noktasına yakın bir yere batıyorum. 1. 2 Evet lastiğimiz bu kadar yeterli daha büyük e, yavrularımız için öreceksek bir ya da bir, e, iki sıra daha ekleyebilirsiniz ama bu küçük canlarımız için çok yeterli bir ölçü şöyle baktığımız zaman bakınız tam 3 santim her bir sıra 1 santime karşılık gelmiş Evet şimdi buradan birleştirme işlemini yapıyoruz şöyle düzgünce düzeltelim Bakınız şu kısmı birleştirmedik buradan birleştirme işlemini yapıyorum ilk trabzanımın üzerine şuraya gelerek batıyorum ve şöyle geçişimi yapıyorum ve birleştirdim bakınız şu kısım açık kaldı çünkü bu kısma kapşon öreceğiz ee, şuradan da kordonumuz olacağı için burasının açık kalmasını istedim evet şimdi bir iki iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen dibine bakınız hemen şuradaki dibe aynı yere bakın bir tane batıyorum tek seferde kapatıyorum devam ediyorum bir sonraki trabzana batıyorum tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum bir sonraki trabzana batıyorum tek seferde ve buradan sonra bütün trabzanlarımıza bir defa batıyoruz tek seferde çekiyoruz bir defa batıp kapatıyoruz Batıyorum. çekiyorum batıyorum ve çekiyorum bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim her trabzanı hiç atlamayalım her birer, birer batarak devam edelim son trabzanımıza kadar birer birer örerek geldim bakın son trabzanımız şu şekilde Bakın, şunu ördüm hemen en son trabzanın başını doluyorum batıyorum ve çekiyorum Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. Başlangıçta da bakınız bir yere iki defa batmıştık. Zincirimizi çektiğimiz yere bitişte de aynı işlemimizi yapıyoruz. Yani burada boyun kısmının alt kısmında yani artış yapıyoruz. Gövde genişliğine doğru olan yerimizi artıyoruz. Zincir çekmedik bakınız. Sadece aynı yere batıyorum. Bakın şu şekilde batıyorum. Tek seferde çekiyorum. İki burada, iki burada ördük. Şimdi Tığımın başını doluyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz birleşme noktasına girelim. Bir. Bir daha batıyorum. İki. Burada bakınız. Bir, iki, üç. Üç yeri ikişer defa ördük. Bir tam ortadan. Bir de sağından ve solundan artma işlemini yaptık. Burası gövde kısmının çenesinin altından gövdeye devam eden kısım. Evet şimdi tığımın başını dolamadan Hemen ilk trabzan üzerine battım ve sadece ilmeğimi geçirdim. Geçişimizi yaptıktan sonra 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3 ve örgümüzün yönünü çevirelim. İçten örelim. Bakınız şu kısımdan örmeye başlıyorum. 3 zincirimi çektiğim yere geliyorum. Tığımın başında doluyorum. Hemen zincirin dibine bir defa trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başında dolayıp hemen kapatıyorum bir sonraki trabzan üzerine gelerek bir tane sık iğnemi yapıyorum şöyle tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki yuvaya giriyorum bir defa örüyorum doladığımı örüyorum diğer duruyor tekrar aynı yere bir defa giriyorum örüyorum ve hepsini çekerek kapatıyorum devam eden trabzan üzerine gelerek batıp sık iğnemi örüyorum bir tanesine trabzanlarımızı birine sık iğne bir trabzan bir sık iğne olarak devam ediyoruz. Bir aynı yere ikinci kez giriyorum. İki tane trabzanı yarım ördüm ve kapatıyorum. Bir sonraki trabzana sık iğnemi örüyorum. Ve şu şekilde modelimizi bakınız bir nevi mısır patlağı gibi kabartılı bir şekilde oluşturuyoruz. Devam edelim. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki yere giriyorum bir örüyorum doladığımı başım doluyordum aynı yere giriyorum önce bir sonra hepsini kapatıyorum ve sıradaki yere sık iğnemi yapıyorum tekrar trabzan bir ikinci yapıyorum iki ve kapatıyorum sık iğnemi örüyorum Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar örerek ilerleyelim. Son trabzanımıza kadar örerek geldim. Bakınız 3 tane trabzanımızın olduğu bölümdeyim. Aynı yuvanın içerisine ördüm. Kapatıyorum. Ve hemen şuradaki bakınız başlangıç yerdeki bölüme girip sık iğnemle kapadım. bir sıramı tamamladım. Gayet güzel kabartılı kabartılı görünmekte Bakınız ilk sıramız şöyle boyun kısmından sonra Alta kalan kısmımız ve yukarı kısmımız. Şimdi aşağıya genişleterek yani artışımızı yaparak bu bölgeden devam ettirelim. İlmeğimi takıyorum. Şu şekilde bakınız. Hemen trabzanımın tepe noktasına sadece bağlantımı yapıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Dışını çevirdim bakınız. Hemen dibine batıyorum. Bir tane sık iğne. Sık iğnemin üzerine batıyorum. Mısır patlağının olduğu yere batıyorum. Sık iğnemin üzerine mısır patlağının üzerine. Bir sık iğneye bakınız. Bir diğer ilmeğimize. Şöyle bakın sık iğne. Diğer hepsini toparladığımız yer bir tane bakınız kafanız karışmasın. Şöyle göstereyim. Diğeri bakın şu kısım buğday gibi olan yerlere batmaktayız. Şöyle batıyorum. Batıyorum. tabii böyle çevirmenize gerek yok. Sadece ben karışıklığa yer vermemek için göstermek istedim. Evet sıra sonuna kadar sık iğnemizi örerek ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar bakınız örerek geldim. Şu şekilde şöyle bakalım. Bir tane dolgularımızın olduğu yere bir sık iğnemize batmıştım. Şimdi burada artışımızı yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz tam bağlantı yerine bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. İki bakınız. Bir sık iğne daha örüyorum. Aynı yere 3 tane sık iğne ördüm. Burası önemli. Boyun kısmından artış yapıyoruz çünkü. Diğer şöyle gördüğümüz ilk bölüme zincir çekmiştik. Bakınız. Geçişimi yapıyorum. İlmeğimi şu şekilde yerleştirdim. 1, 2 ve 3 zincirimi çekip örgümü hemen çeviriyorum. Ve içten örmeye başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Dibine batıyorum. Hemen dibine batıyorum. Kapatıyorum. Bir sonraki sık iğnem içerisine batarak sık iğnem örüyorum. Ve devam ediyorum. Bir aynı yere bir daha ikisini çekiyorum. Sık iğneyi bakın bir sonraki sık iğneme batıyorum. Biraz önceki yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz. Kapatıyorum. sırası ile örerek ilerleyelim. Hiç artış yapmıyoruz. Bakın sadece boğaz kısmı altında yaptığımız artış yeterli olacak. Evet şimdi ilerletelim. Evet en son trabzan grubumuzu da yaptım. Hemen bir sonraki yere gelerek sık iğne olarak batıyorum. Ve sıramı bu şekilde ters önden tamamlamış oluyorum. Şimdi İlk trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra yönümü çeviriyorum. Ve sık iğne olarak örmeye devam ediyorum. Bakınız şu şekilde gövde kısmımızın altından artışımızı yaptık. Şöyle devam edeceğiz. Biraz daha artış yapmadan eğer daha büyük kilolu bir yavrumuz varsa birkaç tane daha artış yapabiliriz. Ama bu şekilde biraz devam edelim. Şimdi sık iğnemizi örüyorum. Zincirimi çektikten sonra hemen sık iğne üzerine batıyorum. Bir tane trabzanımın üzerine sık iğnemin üzerine bakın şu şekilde atıyoruz. Trabzan üzeri sık iğne üzeri. Evet sıramızın sonuna kadar bakın bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet sık iğnelerimi örerek geldim. Şimdi geçişimizi yapalım. İlk zincir çekerek başladığımız yere şu şekilde sadece tığımızı sokup ipimizi geçiriyoruz. 1, 2, 3 çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum ve kapatıyorum. Hemen bir sonraki trabzan üzerine batıyorum. Aynı şekilde birkaç sıra örelim ve sonrasında yeniden görüşelim. Bir trabzan grubumuzu sık iğnemizi şöyle bakalım. 1 2 ördüm. Şimdi üçüncüye başladım. Üçüncüyü örelim. Bakınız. Bir de dördüncüyü ördükten sonra görüşelim. 3 ve 4. Dördüncü sıramızı tamamladık. 1, 2, 3, 4. Şimdi birleştirelim. Şu şekilde geçişimizi yapıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra üzerine sık iğnesini yine ön taraftan gidiyorum. Bakınız. Artışlarımızı yapmıştık. Bakın şu şekilde oldu. Eğer öreceğimiz yavrumuz biraz büyükse artışlarımızı daha fazla, yani zaten sayımız buradan büyük olması gerekiyordu. Artışlarımızı daha fazla yaparak istediğimiz genişliğe ulaşabiliriz. Şimdi gövde kısmından şu kadar artışımızı yaptık. Şimdi bir sıra daha örmeyi daha uygun görüyorum ayaklarını çıkar ayakları için yerimizi hazırlamak için dördü tamamladım. Bir de beşi öreyim. Beşi ördükten sonra ayaklarımız için yerlerimizi hazırlayalım. 5. sıramı bitirmek üzereyim modelimizde. Şöyle görelim. Bakınız şurada artış yapalım. 1, 2, iki, ikisini aynı anda çekiyorum. Artış yapacağımız zaman aynı yere batalım. Bir sonraki yere yeniden bir mısır patlağımızı örelim. Bu şekilde gerekli olan yerlerde artışımızı yapabilirsiniz. Eğer küçük gibi gözünüze görünürse ya da yavrunuz yanınızdaysa hemen deneyebilirsiniz. Ama ipinizin esneyip esnemediğini de bilmemiz daha güzel olacak. Sık iğnelerimizi yapacağımız sıramızda artık patilerimiz için yerimizi ayarlayalım. Yeterli ölçü oldu boynumuzdan sonra. Hemen benim elimdeki kıyafetin ölçüsüne bakmak istiyorum. Şöyle tutuyorum. 18 santim şurada gördük bakınız 17 buçuk da diyebiliriz ama açılacağı için çok rahat 18 diyebiliriz Evet sizlerinki de uygunsa geniş başlamışsınızdır zaten büyükse yavrumuz şimdi yerlerimizi ayarlayarak pati yerlerimizi devam edelim Evet 5. sıramızdaki sık iğnelerimizi de örerek geldim geçişimi yapıyorum ve şu şekilde tamamladım bakınız tam 5 sıra artık Ön kollarımız için yerimizi ayarlayalım. Bir tanesine ben işaretimi taktım. Siz de yavrunuzun büyüklüğüne göre e, ayağımızın gireceği, ön kollarımızın gireceği uygun yeri ayarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şu kısmı yerleştirmek istiyorum. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 santim olarak da en güzel ölçüyü verecektir. 5 santim. 6 santim burası birazcık daha fazla olmuş. Şöyle bakacak olursak, hemen bunu biraz daha bu tarafa doğru getirelim. Tabi bazı yavrularımızın bacak araları çok fazla açık. Ona göre bu kısmı güzelce ayarlayalım. Şimdi ipimi buradan bir tane zincir çekerek koparmak istiyorum. İşaretimizi koyduğumuz yerden itibaren. Öreceğiz bakınız her iki bölümü de öreceğiz hem ön kısmı hem de sırt kısmını öreceğiz ama tek parça halinde öreceğiz arayı boşluk bırakacağız. Şimdi ilk önce iç kısmımızı örelim. Bir zincir çekerek modelimizi yeniden kurmaya başlıyorum. Hemen iç kısmı çeviriyorum yani tersten. 1 2 3 yanına 1 ve kapatıyorum. Bir sonraki yere sık iğnem örüyorum. Bir aynı yere iki kapatıyorum. Bir sonraki yere sık iğnemi. Eğer genişlik istersek aynı yere batalım. Bir sonraki yere sık iğne değil aynı yere battığımız zaman bir sonraki yere de trabzanı ördüğümüz zaman artmış olacağız. Eğer küçük gelecek gibi bir ihtimal varsa o ihtimalin önüne geçeriz. Mesela aynı yere batarsanız bir sonraki yere trabzanlı bölümümüzü örersiniz. devam ediyorum. Diğer işaretime kadar aynı işlemi tekrar edelim. Evet en son yere kadar gelerek ördüm. 1, 2, 2 zincirimi çekiyorum. Hemen sık iğnelerimi örüyorum. Düz yönden Aynı ölçülerimizde hiç değişiklik yapmadan biraz örelim birinci sırayı şu şekilde tamamladım. Birkaç sıra daha örelim ve görüşelim. Karın kısmını yeteri kadar ördüm. Şimdi diğer tarafı örmek için hazırım. En son bölümü bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi görelim ne kadar ördüğümüzü. Bakın şu şekilde ördüm. Karın kısmının altını şimdi işaretimizin hemen yanından başlayarak yani şöyle dibinden değil bakınız bunun 1 2 iki. iki tane şuradaki görmüş olduğumuz buğday başağı gibi olan yeri atlayalım. Diğer tarafından başlayalım yine modelimiz kabartılı koyacağımız için arka tarafı çevirerek arka tarafı da örelim. şöyle alıyorum bakınız 1 2 atlıyorum üçüncüden başlıyorum ipimi de şöyle altı alarak gizliyorum 1 2 3 atıyorum bir sonrakine kapatıyorum şu şekilde bakınız iki tane ilmeğimizi atladık oradan başladık diğer iki tane kalana kadar örelim Son iki trabzan kalana kadar ördüm. Şöyle çıkaralım. Şöyle görelim bakınız. Her iki taraftan da iki tane trabzan kalana kadar ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen sık iğnemin üzerine batıyorum. Ve aynı şekilde örmeye devam edelim. Burada ördüğümüz gibi 3 sıramızı ördükten sonra yeniden görüşelim. Üstten de 3 sıra örerek geldim. Bakınız tam. Gövdemizin altı için olan bölümümüzün olduğu yerdeyiz. 1 2 3 sıra bu taraftan, 1 2 3 sıra bu taraftan ördüm. Araya 2 tane zincir çekerek devam ediyorum. 1 2. Hemen ilk bölüme batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum ve devam ediyorum. Böylece patimizin yerine de hazırladık gövdemizi birleştirdik. Bakınız şu şekilde. Şöyle yüz önden sık iğnelerimizi örerek geldim. 2 tane zincirimin her birine birer tane sık iğnemi örüyorum. Diğer tarafta da aynı işlemi yaptım. Şu şekilde bakınız. Geçişimi yapıyorum. Sadece ilmeğimi alıyorum. 1 2, 3. Örgümün yönünü çevirerek örmeye başlıyorum. Hemen aynı yere girerek 1, örüyorum 2. Hemen yanındaki sık iğne trabzanımı örüyorum. Bir sonrakine 1, 2 alıyorum. Ve bu şekilde iki tane zincir çekmiş olduğumuz yere de bir tane Kabartımızı ördük bu şekilde yeterli ölçümüz olana kadar örmeye devam ediyoruz biliyorsunuz karın kısmına daha önce bitireceğiz şimdi e, belli bir yüksekte gelene kadar yani seviyeye gelene kadar e, örmeye devam edelim toplam daha sonra alt kısmını keseceğiz yukarı kısmını yani üst kısmını sırtının olduğu bölümü öreceğiz. Evet. Bebeğimizin elbisesini Örmeye devam ettik. Bakınız şuradan Patilerimizden sonrasında 1-2-3-4 sıra ayırmıştık. Şurası karın kısmına gelecek yerdi. Şimdi karın kısmı yeterli e, Ölçü oldu. Benim öreceğim Minik pomeranımız için yeterli. Sizler e, daha büyük dostlarınız Varsa o boyutun Karın boyuna göre daha büyütebilirsiniz. Zaten başlayacağımızda o boya göre Başlayacağımız için e, karın kısmında Daha ölçüsünü uzatabilirsiniz. Şimdi minik e, Köpeklerimiz ya da kedilerimiz için bu kadar e, büyüklük yeterli santim olarak da verelim. Daha net bir sonuç olsun. Boyun kısmından şöyle alıyorum. Diğer kısımdan bakınız. Boyun kısmından e, karın kısmının altına kadar tam 20 santim olduğunu görmekteyim. Şimdi kolumun olduğu yerden sık iğneyi ördüm. Bakınız şuradan başlamıştık. Artık e, bu kısma karın kısmına geçmiyorum. Sırt kısmından örmeye devam ediyorum. Diğer e, bakınız patisinin olduğu yere de şöyle işaretimizi takalım. Bu tarafa geçişimizi yapmayalım. Evet şimdi örgümün arka yönünden örmeye başlıyorum. Bakınız şuradaki son sık iğnemi ördükten sonra diğer tarafa geçişimi yapıyorum. Ve hemen bir iki zincirimi çektim. Patimizin tam altındayız. Bakınız geçişimi yapıyorum. Aynı yerden örüyorum bir sonrakine batıyorum yine aynı şekilde örerek ilerleyelim işaretimize kadar devam edelim işaretimin bulunduğu noktaya kadar örerek geldim 3 tane bakın 2 tane trabzanı ördüm ilmeğimi kapadım şu şekilde bir tane de sık iğnemi ördüm ben bir tane daha birlikte yapalım çam patimizin gireceği yere geldim. Bir, ikinci trabzanı bölüp çekiyorum, kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra bakınız, artık geri dönüşüm başlatıyorum. Birer sık iğne örerek diğer ucak kadar ilerleyelim şu kısmı bakınız karın kısmını geçmedik. şöyle kaldı Evet diğer köşeye doğru gelelim en sondaki şuradaki kabartılıyı örmeyeceğiz ona göre şuraya kadar ilerleyerek gelelim Evet diğer tarafa doğru sık iğnelerimizi örerek geldim son iki tane kabartımız kaldı sondan bir öncekini örüyorum aradakini giriyorum ve diğer şu şekilde bakınız diğer kabartanın tepesine giriyorum hepsini aynı anda çekiyorum bir tane zincirimi çekip dönüyorum hemen dibine batıyorum hemen bir tane daha dibine batıyorum şuradaki kabartımın bakınız ikinci kabartımın olduğu yerin üzerine geldim burada bir iki zincirimi çekiyorum yine aynı şekilde örüyorum bir tane daha yapabilirsiniz modelimizi uygulamaya başlıyoruz devam ediyorum bakınız bir iki bir sonrakine batıyorum şuradan hafif bir kaydırma yaptık bakınız şu kısımda ve yine aynı şekilde örerek devam edeceğiz diğer tarafta da hafif kaydırmayla bu kısma verir vereceğiz bir kabartı eksilterek başlangıç yönünden başlamıştık bakınız bir tane kabartımızı eksilttik ikinci kabartımızın üzerinden örerek devam ettik en son bir tane kabartımız kaldı şu yandan başladığımız yerde Burayı şu şekilde ayarlayalım. Bakınız 3 defa örmüş olduğum trabzanı çektim. Sondan bir öncesi sizlerle birlikte yapmak istiyorum. 1 2 Aynı anda aldım. Bakınız bir tane daha kabartılı olan bölümümüzü oraya geçmeden hemen bakınız sık iğnemi batıyorum. Çekmiyorum. Bir sonrakine de devam ediyorum. Batıyorum. Çekmiyorum ve hepsini aynı anda çekiyorum bir zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çevirip hemen kabartının üzerine batarak sık iğne yapmaya başlıyorum ve buradaki geçişimizi de bu şekilde tamamlamış olduk şimdi sık iğnemizi yapalım sonrasında yeniden görüşelim son sık iğnemize varana kadar ördüm bir bir zincirimi çektim bakınız örgümün yönünü çevirdim hemen dibine batıyorum çekmiyorum bir sonrakinin dibine batıyorum üçünü aynı anda çekiyorum. Tığımı başını doluyorum. 1. Aynı yere batıyorum. 2. Çekiyorum. Ve bir sonrakine batıyorum ve kapatıyorum. Buradan geçişimizi de bu şekilde yaptık. Birkaç sıra daha bu şekilde geçişlerimizi yapıp verevimizi verelim. Yeniden görüşelim. Evet bu dilimizi arkadan uygulayarak geldim. Diğer tarafın eksilmesini de birlikte yapalım. İki tane trabzanımı örüp çektim. Hemen yanına batıyorum çekmiyorum yanına batıyorum her ikisini birlikte çekerek eksiltme işlemini yapıyorum bir örgümü çeviriyorum dibine batıyorum bir sonraki yeri yine batarak üzerine sık iğnelerini örerek ilerliyorum şu şekilde meylemizi yaptık sık iğne ile devam edelim son sık iğneye varana kadar ördüm bakınız şu şekilde bir tane zincirimi çekiyorum hemen dibine batıyorum ve bir sonraki yere de batıyorum aynı anda çekiyorum İleriye batıp 1 2 bu artık son eksilmemiz çekelim batalım modelimizi kuruyoruz yani bu kadar eksilme yeterli olacaktır buradan sonrası sırtında devam etsin Evet İlerleyelim. Son trabzan grubumuzu örerek batıyorum. Sık iğne ve bir sonraki sık iğneye batıyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Bir zincirimi çekip dibine batıyorum. Ve sık iğne sıramızı örüyoruz. Şöyle görelim. Bakınız eksilme işlemimizi yaptık. Şimdi artık eksilme yapmadan bir sıra daha örelim. Hiç eksilme yapmadan şuraya kadar örüp gelelim. Sonrasında görüşelim de kısmını yeteri kadar ördük ve tamamladık. En son sık iğnemden sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, gövde kısmımızı bu şekilde tamamladık. Şöyle görelim bakınız. Şimdi kapış önünü örmeye başlayalım. Kapüşon için koyu renkli kahverengimi tercih ediyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum düğümümü zincirimle attıktan sonra şuradaki ayrık olan bölümden örmeye başlıyorum İlk trabzan üzerine batıyorum ön yüzden örüyorum 1 2 2 tane trabzan ördüm İkinci trabzanın üzerine batıyorum her trabzanın üzerine bir tane batarak sadece trabzan örelim kapşonumuz için yeni trabzanlar çıkarmaktayız şu şekilde her birisine birer tane batıyorum bakınız. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Son trabzanımıza kadar örerek geldim. En son trabzanımızda sizlerle birlikte batarak örelim. 1 2 2 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Birebir bütün trabzanlarımın üzerine batarak yine trabzan şekliyle örüyorum. Yeterli ölçü olana kadar sadece trabzan olarak örelim. İkili trabzan. İkili trabzan dediğimiz zaman bir defa doluyoruz. Bir ve iki. Bir defa doladım. iki defa aldım. Buna ikili trabzan ismi verilmekte. Dümdüz. Evet bu şekilde örerek ilerleyelim 7 sıra trabzan örerek tamamladım 1 2 3 4 5 6 7 şimdi kulaklarımız için bölümümüzü örmeye başlayalım kulaklarımız için 8. sıradan başlıyorum benim öreceğim yavrumuzun boyutuna göre zincir olan trabzanımı örüyorum 1. bakınız hemen başını doluyorum 2. trabzanımı örüyorum başını doluyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Ve tekrar başını doluyorum. Dört tane trabzanımı kenar için örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Alttan yedi tane trabzan atlıyorum. Bir, 2 3 4 5 6 7 8. trabzanıma gelerek batıyorum. Köpeğimizin kulağı için güzel bir yer hazırlıyoruz. Diğer tarafa doğru örüyorum. Aradaki trabzanlarımı kenarda 11 trabzan kalana kadar örüyoruz. Çünkü diğer kulağımız için 7 tane atlamıştık. Bakınız 4 de kenarda 11 tane trabzana ihtiyacımız olacak. Şu aradaki düz trabzanlarımızı birer birer örelim. sayıyorum 1 2 4 6 8 10 11 şöyle 1 2 3 4 5 tanesini örüyorum hemen yani burada ölçümüze 5 trabzan kalmış hemen onları ördüm şimdi tekrar saymak istiyorum yanılmamak için 2 4 6 8 10 ve 11 bir trabzanımı örüyorum Diğer trabzanımın tepe noktasına battıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincirimi çektim. Son 4 trabzanımızı örüyoruz. bakın hemen aşağıdan atladım. 2, her iki kenarda 4'er trabzanımızı örelim. Kulaklarımızın boyutuna göre zincir yuvalarını hazırlayalım. Ve kulaklarımız buradan bakınız çıkacaklar. Şimdi 1-2 zincirimi çekiyorum ve trabzanımın üzerinden örmeye devam ediyorum. Kenardaki 4 tane trabzanımı örüyorum. 7 zincir çekmiştim. Bakınız 7 zincirimin her birinin üzerine birer tane trabzanım örüyorum ki arada bir kopukluk olmasın. Sadece oradan kulaklarımızın çıkması yeterli olacak. 7 trabzanımızı da örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane trabzanımı ördüm. Birer birer diğer trabzanlarımın da üzerinden örerek ilerliyorum. Diğer zincirimizin üzerinde de trabzanlarımızı örelim. Şimdi buradaki zincirim üzerine de yine aynı şekilde trabzanlarımı örüyorum. Kaç tane zincir çekmiş isek o kadar trabzanımızı üzerine yerleştiriyorum. Aslında olan mantık atladığımız trabzan kadar yukarıya örmek kaç tane trabzanımız atladıysak o kadar trabzan tekrar zincirimiz üzerine ekliyoruz zincirimin üzerine trabzanlarımı ördüm ve kenardaki 4 trabzanımı da örerek tamamlıyorum en son trabzanımı örüyorum 1 2 zincir çekiyorum bu sıramızın üzerine iki sıra daha trabzan sırası örelim ve kapış önümüzü tamamlayalım Kulak yuvamızdan sonra iki sıra daha ördük. Toplamda bakınız bir, iki, üç sırada tamamladık. En son trabzanımı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum. İpimi şu şekilde dikmek için uzatıyorum ve kesiyorum. İlmeğimi alıyorum. Kapış yönümüzü tepe noktasından şuradan dikmeye başlayalım. İpimi iğneye taktım. Uç kısımlarını şu şekilde birleştiriyorum ve dikmeye başlıyorum şöyle tersten dikmeyi unutmayalım yanılmayalım bakınız şöyle diktiğimiz zaman dikiş kısmı iç kısma kalsın üstte kalmasın şöyle çevirelim o yüzden bakınız şu şekilde çeviriyorum alıyorum birinci trabzanı diğer tarafın birinci trabzanına denk getiriyorum karşılıklı dikiyorum Derine inmeden en güzel bir şekilde dikelim. Nasıl arzu ederseniz. Uç noktaya kadar dikişimizi yaptım. Hemen düğümümü atıyorum. Sağlamlaştırıyorum. Şu şekilde. Ve ipimizi buradan keserek ayırıyoruz. Evet. Kapşonumuzu bu şekilde tamamladık bakınız kulaklarımızın yeri ve baş kısmı şu şekilde görülmekte şöyle görelim şimdi patisinin bir tanesinin yerini ben hazırladım bakınız şuradaki görmüş olduğumuz ön kolları için şu kenardan tam 20 tane trabzanımı örmeye başladım ve birkaç sırada tamamladım öncesinde ipimize bir tane zincirimizi çekelim Herhangi bir yerinden ön yüzden şöyle girelim bakınız ön kolumuza şöyle bir zincirle sağlamlayalım bir iki üç tane zincirimi çekiyorum ve kenarından trabzanlarımı ikili olarak örüyorum bir defa doluyorum iki defa kapatıyorum şöyle ipimi de gizliyorum. Son trabzanlardan bakınız alarak ki çevresini dolaşıyorum. Toplamda 20 tane trabzanımız olmakta. Tabi yavrunuz büyükse daha fazla olacaktır buradaki büyüklüğe oranla. çevresini dolanarak ilerlemekteyim. Sona doğru geldim. Saymak istiyorum. Başlangıçtan sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16, 18 ve tam 20 tane trabzanım burada olmuş. Bir tane de geçiş arası çok uzak kaldığı için şuraya bir tane daha yapıyorum. 21 diğer bacak 20 tane olmuştu. Şu şekilde kapatıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. Hemen bir tane arada yedirebiliriz. Fark etmez. Yandan bir trabzan yani çok dengeyi değiştirmez. Arkadan bir yandan yandan girip öne kabartıyorum. Ardından girip içe doğru çukurlaştırıp arkaya doğru kabartıyorum. Yandan yaka kısmında şurada çalışmıştık bakınız. Bir yandan, bir ardından şekliyle örüyoruz. Yandan girmişim. Şimdi ardından yandan ardından yandan Şöyle bakalım. Şimdi yandan düzgünce örelim. Yandan tekrar ve yine ardından tekrar yan kısımdan yandan şekilde bakınız en son ardından giriyorum ve e, zincirle çıkmış olduğum yerin tam trabzanla olan ara noktasına şu şekilde direkt batarak giriyorum kapatıyorum geçiş yapıyorum ve 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra dışa kabartılıysa yandan girerek başlıyoruz bir sonrasını ardından bu şekilde yandan ya yani yandan girerek diğerini ardından şu şekilde girerek örelim. Patimiz için toplamda 3 sıra ördüm. 1 2 3. 3. sıramızı bakınız yine zincir yaptığımız yerin araya geçişimizi yapalım. Sadece ilmeğimizi geçirip bir tane zincirimizi çektikten sonra ipimizi keserek tamamlayalım ve kesmiş olduğumuz ipi burada bırakmadan şöyle örmüş olduğumuz örgünün arkasına birkaç defa kendi renginden olan bölümden geçirerek gizleyelim. İç kısımda kalsın. Evet, her iki ön kollarımız için örmüş olduğumuz kahverengi bölümleri görmekteyiz. Gayet güzel oldu. Şimdi arkadaki görmüş olduğumuz bölümü de kahverengi şeridimizi geçelim. Bir zincirimi çekiyorum ve göbeğimizin altından örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektikten sonra ipimi gizleyerek sırası ile trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Şu arkadan ipimizi gizleyelim. İlerliyoruz bakınız uygun yerlere. Batarak devam ediyoruz. Çok sık batmayalım. Sık iğnemize, bakınız trabzanımızın bulunduğu bölümlere uygun aralıklarla batarak ilerleyelim. Şöyle. Kenarı tamamen dolaşalım. Gövdemizi bir sıra trabzan olarak ördüm. Şimdi en son noktadayım. Sonla başlangıcın bulunduğu yerdim. Zincirimizi çektiğimiz araya tığımızın başını girdirelim. Şöyle ilmeğimizi geçirelim. Bir, iki tane zincirimi çektikten sonra örgümü şu şekilde çeviriyorum yani arkasını tığımın başını doluyorum. Her bir trabzanın arasına girerek bir defa da çekiyorum. Araya giriyorum bakınız. Araya girip tek seferde çekiyorum. Tam araya giriyorum. Tek seferde kapatıyorum. Araya giriyorum. Başını dolayıp tek seferde bu şekilde örerek ilerleyelim. Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Başlangıç noktamızı yine girişimize yapıp ipimizi geçirelim. Bir tane zincirimizi çekip ipimizi keselim ve burada gövde kısmımızın kenar çeyreğinde tamamlamış olalım. Yine ipimizi şu şekilde arkaya alarak gizleyelim kendi rengi içerisinde. Evet şöyle görelim bakınız. Şu şekilde gayet güzel bir bitiş oldu. Evet tepe noktasının şuradaki en sivri yani kapış önümüzün sivri kısmına da minik bir pompon yapalım. Göde kısmını ördüğüm renkten küçük bir pompon yapmak istiyorum. Öyle çok sık dolgun bir pompon değil. İki parmağımın üzerine şu şekilde sarıyorum. Çok sık olmayacak şöyle normal. kesiyorum ipimi parmağımdan şu şekilde çıkarıyorum şöyle tutuyorum bakınız tam ortadan bağlamamız gerekmekte tam ortadan ipimi alıyorum ve bağlıyorum sıkıştırarak bağlayalım kesiyorum. Ve kenardan yani şu ortasından kesiyorum. Parmağıma doladığım kısımları. Şu şekilde çok sık olmayan bir pomponumuzu yaptık. Daha sık da iste, isterseniz tabi daha çok sarar. Ne kadar çok sararsanız o kadar sıkı olmakta. Şurada bağladığım bölümden tepe noktasına tam şuradaki görmüş olduğumuz noktaya geliyorum. Uzun ip bırakmıştım bakınız. Arkasından tığımı şöyle geçiriyorum. ipimi içeriye doğru çekiyorum bir tanesini. Diğerini de farklı yerden biraz ilerden çekelim. Şöyle görelim bakınız. Her ikisini de farklı yerden iç kısma çektim. Ve buraya düğümümüzü atarak pomponumuzu sabitleyelim. Her ikisini aynı anda geçirip yine şuradaki görmüş olduğum trabzanların birisinin arasından da uzaklaştırabilirsiniz bu kısımdan bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Evet. Şöyle burayı da bir hemen tam altına sabitleyelim ve sonrasında ipimizi keselim. Şöyle görelim. Evet, gayet minicik güzel bir pompon oldu. Evet sevgili arkadaşlar çalışmamızı tamamladık ve bu halde gördüğünüz gibi şu kısımda yapmış olduğumuz artışlar gövde kısmını genişletti. Evet kapşonumuzu da şöyle son kez bakalım. Şapka kısmına sırt kısmında gördük. Evet hepinizin ellerine emeklerine sağlık. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım faydalı olabilmişimdir. Minik dostlarımızın sıcacık, sağlıklı, sıhhatli ve güvende kalması dileğiyle. hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.